Yani annem büyüttü. Ben çok rahat küfür edebiliyorum. Yani hiç rahatsız olmuyorum küfür ederken. Çünkü Karadenizlilerde küfür birini küçümsemek, aşağılamak, yargılamak, rahatsız etmek için edilmiyor. Yani öyle bir durum olursa herkesin silahı var zaten. Yani küfür sevgi ibaresi olarak kullanılıyor bizde. Benim lisedeyken bir arkadaşım bize geldiği zaman kız böyle tatlıysa, kendini sevdiriyorsa falan, anneannem kızı şöyle seviyordu. Uha bu kız ne orospu diye var. Küçük kız çocuklarına şey diyorlar. Küçük orospu. Öyle büyüyorsun yani. Bizde ayıp yalandı. Yalan söylemek küfür kadar ayıptı yani. O küfür ettiğin zaman hiçbir sorun yoktu. Ama yalan söyleme, ne bok yediysen onu söyle diye bir şey vardı. Beni de anneannem büyüttü. Kız çocuklarının erkek figürleriyle karşılaştığı ilk yer ailesindeki erkekler. Amcanı, abini, dayını görüyorsun erkek diye. Uzun süre biz başka bir erkek görmüyoruz. Bizde bunlar hep Laz. Hepsi. Bir de masallardaki prenslere yükseliyoruz. Masalları da bana anneannem anlatıyor ve şöyle anlatıyor. Bu masallardaki prenslerin aklı hep sikine. Hep sikine. Sikine, ben 6,5 yaşındayım. Ben masal çağındayım. Hep sikine. Hep sikine. Hepsi karı peşine, hepsi. Bir de abuk sabuk karılar, yamuk yumuk karılar. Doğru karıyı da bulmaz diye. Gider birisi küllüsünü alır. Biri gider pamuklusunu alır. Biri gider uyuyanı türtekler. Biri gider ölü karıyı emukler. Sen kızım akıllı olacaksın. Sen Peter'i seveceksin. Peter Haydn'in sevgilisi. Neden? Çiftçi du! Çiftçi du! Sütke duruyor, yamurda duruyor. Her bölüm gördük onu, bir kere el boş kendisi. Üzül Ecep biliyor, hey diye, çecesini yandan alıyor, çecesini yanına bırakıyor. Diye beni böyle senelerce işledi.